Geldin ve program ekibi sevgili Muzaffer Ay Yıldız Işıl Aktan ve bendeniz programı sunan ve hazırlayan Michael Koyucu buradayız, renkli saatlerdeyiz ve Çağdaş'la birlikteyiz. Hey gidi günler, gerçekten hey gidi günler diyoruz. Diyor musun Çağdaş? Denmez mi tabii ki şimdi? Yani bu aslında hüzünlü biz... bir şarkı, böyle çok rüşen matrak gibi gözükse de dinlediğin zaman o tabii kadar bir hüzün var ki. Öyle. Değil mi? Şimdi o eski kayıtları falan düşünüyoruz. Şimdi Zeki Müren'i anıyoruz. Evet. Ben yetişemedim tabii, ancak albümlerini dinleyebildim. Hı-hı. Evet. Kendisini canlı olarak dinlemek kısmet olmadı. Evet. Elimizde o bulunan birkaç video kaydıyla internetten takip edebildiğiniz kadarıyla evet, o sahne duruşunu, icrasını, evet, seyirciye hitabını en başta. Aha. Ancak işte o hey gidi günler diyerek takip edebiliyoruz. Öyle öyle ve maalesef ki şunu da söylemek istiyorum. Hey gidi günler adlı şarkının açmamın bir diğer sebebi de gerçekten de Türk sanat müziğine başta olmak üzere eski ustaların anılması gerektiğini ve bugün müzik endüstrisinde o eski ustaların yaptığı eserlerle karşılaşamamız. Karşılaşamıyoruz. Kesinlikle. Ondan dolayı hey gidi günlerle demek onlar isterim. O kadar zor şartlar altında evet, albümler yaptılar ki hani evet, sinekten yağ çıkaracasına evet, derler. Çünkü biraz evvel dinlemiş olduğumuz şarkının yönetmenliğini Muzaffer Özpınar yapmıştı. Evet. Aranjörlüğünü evet, Osman İşmen yapmıştı. Hı-hı. Rahmetli anıyorum Muzaffer hocama. Evet. Ben de evet, katkısı çok büyüktür. Kendisi de 30 küsür sene Zeki Müren'le beraber çalıştı. En evet, önemli eserlerini verdi ona. Kahır Mektubu başta olmak üzere. Tabii Kahır Mektubu değil tabii, mi? Tabii. Büyük evet, ödüller aldılar beraber. Gelmedim Bir Kere adlı şarkısı, yılın şarkısı olmuştu 1979 yılında. Evet. Aynı şarkıyı aynı albümde ben okuyarak ben de ödül aldım. Sen yılın en iyi Türk sanat müziği şarkısı. Ne kadar güzel. Muzaffer Özpınar büyük bir ustadır. Rahmetli anıyoruz. Sen onun o zaman son dönem öğrencilerinden miydin? Nasıl en son albümünü benimle beraber çalışmamız olmuştu. Anladım. Benden sonra belki bir çalışma daha yaptı ama evet, böyle bu tarzda en son beraber çalışmak evet, istedim. Evet ve Hemin'in program içerisine rahmetli Muzaffer hocamızın da Zeki Müren'le ilgili anekdotları da vardı. Belki aklına gelir paylaşırsınız. Olmaz mı? Ben hep sorardım zaten. Sorardım. Çünkü öğrenmek yani istiyordum. Değil mi? Bunu da kimden öğrenebilirsiniz? Ancak onunla aynı sahneyi paylaşmış. Evet. Aynı havayı solumuş. Onunla beraber aynı belki çileyi çekmiş. Aynı mutluluğu, zevki yaşamış olan evet, insanlardan öğrenebilirsiniz. Evet. O da onlardan evet, biri. İlerleyen dakikalarda anekdotlarımız olacak. Bu ara Facebook TRT FM sayfasına da dediğim gibi mesajlar gelmeye başladı. Orada Zeki Müren'in şu anda Bodrum'da olan en son istirahat ettiği ve sonrasında da müzeye dönüştürülen evinden özel fotoğraflar var. Orijinal fotoğraflar bunlar. Bunlara bakabilirsiniz. Eğer gitmeyenler varsa...